Evet, bu konuya gireceğiz ama öncesinde çok değerli konuğumuzu anons edelim, konuklarımızı. Türk Halk Müziği'nin ay efsane ismi artık. Efsane. Ünlü sanatçının ötesinde efsane ismi Beda Akartürk bizlerle birlikte ve kendisine Erkut Özkan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu ne güzellik diyelim. Ha? Teşekkür ederim. Zaten seyirciler de birazdan yazacak. Öyle mi? Kesinlikle yazacaklar. Çok iyi gözüküyorsunuz. Çok iyi gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Herkes söylüyordur herhalde. Daha pek gözükmedim bir yerlerde. Bir konserlere gidiyorum. Onlar da zaten pek yani uzaktan olduğu için. Evet. Pek şey etmiyorum. Ben yanlarına gidiyorum gerçi de. Ha. Evet. Silifke'deydim. Hı hı. Silifke'de 50. yılı kutladık. Hı hı. 50 sene önce ben Cavit Erdem'le beraber biz kurduk ikimiz festivali. Aa. Şimdi uluslararası oldu. 50. yılını kutladık bu sene. Ay harika. Şeref misafiriydim orada. Ne güzel. Ne güzel. Ama çok güzeldi hakikaten. Ondan sonra da Denizli'ye gittim. Kadın el sanatlarını festivali. Denizli'de Masterchef de değil mi? Master evet. Ondan beraberiz. Herhalde yakında yayınlanacak evet. Bilmiyorum. Ondan bu cuma, cuma günü yayınlanacak. İnşallah, inşallah. Çok güzel oldu da dağın tepesinde. Anlatın telefeliğin bakalım, olduğu yerde. Neler yaşadınız? Ay çok güzeldi. Yemekler çok güzel. Of. Öyle mi? Zaten vay, bir şey söyleyeceğim. Acıkıyorum. Şu bizim koridorda da Masterchef'in böyle mis gibi böyle yemek kokuları çıkışta. Ay dalacağım evet, bir gün evet, falan. Evet, 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 evet. Bir de bu hafta Neşet Ertaş haftası evet. Ölümü yakın. Evet. Biz de arkadaşımla beraber... Hemen Neşet Ertaş'tan beraber düet yapacağız. Çok güzel. Tek okuyacağız. Artık bakalım neler olacak. Şimdi bir tane dinliyoruz değil mi? Tabii. Hadi. Hadi bakalım. Güzel inşallah. Güzel. Beğeneceklerini tahmin ediyorum. Tabii ki beğenirler. Çok güzel. Harikasınız. Türkiye girdiniz. Bizim tüyler böyle diken diken oldu. Çok teşekkür ederim. Müthiş yorumladınız. Harika. Ağzınıza sağlık gerçekten. Çok 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 güzel ve bize çok değerli bir ismi hatırlattınız. Kaybettiğimiz Kıvırcık Ali'yi. Evet. Yani benzetiyorlar mı bilmiyoruz. Ben de benzetiyorum. Evet. Benzetiyorlar. Allah size uzun ömür versin. Çok da güzel birbirinize eşlik ediyorsunuz. Şimdi aynı parçaları çok çalıştık. Ben de Neşet'in türkülerine çok çalıştım. Şimdi o da Neşet'in türkülerine çalıştı. Ağız bir. Birbirimize evet. Baktığımız zaman aynı ağızdan çıkıyor gibi oluyor. O çok önemli tabii. Beda Hanım, siz de hayran olduğumuz nedir biliyor musunuz? Hem repertuarınız, hani ben artık bir yere geldim tamamdır demeden repertuarınıza kendinizi geliştirmeye sonsuz bir heyecan ve merakla devam ediyorsunuz. Bir yandan da hem iç, hem bilgi, hem dış görüntüyle her an böyle taze, iyi ve güzelsiniz. Teşekkür ederim. O açıdan da bir kadının kendine bakması benim, ya da bir erkeğin ne kadar önemli. Tabii halkıma saygımdan ileri geliyor. Onlara hep mikrofonun şeyini kenara doğru itebilirsek yüzünüzü görelim istiyoruz aslında biraz. Şöyle mi? Mikrofon üzerinizde var zaten. Evet var, böyle evet. İtebiliriz. Var. Yüzünüzü şimdi halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum kendimi. Güzel bir şey. Konsere de çıkarken hep dualarla bir elim ayağım titrer, heyecanlanırım. Bir gün evvelinden hem. Hiç akşam uyumadım yani. Ay. Kolay bir şey değil bu. Tabii. Ama elde değil. Hı-hı. Yani aman bir hata olmasın, aman bir kırılma olmasın, çirkin gözükmeyeyim, aman şuram olmasın. Yani evhamdan ileri geliyor, bir de saygıdan ileri geliyor. Halka olan saygı. Evet, görüntü cesaretinize olarak. Cesaretinize de hayranız gerçekten. Hatta yayında da söyledik. He. Dedik ki bravo dedik. Yani hani insan böyle yaşta gidip cesaret kesinlikle. Edip ben yüzümü gerdireceğim, olduğumdan daha genç görüneceğim demesi gerçekten büyük cesaret. Şimdi yaş ilerledikçe daha onu yaptıramazdım. Ha doğru tabii. Şimdi ama bugünü değil, Allah ömür verirse ilersini 5 senesi ona çökme olacaktı. Anladım. Onu önledim ben. Aslında cildiniz yüzünüz çok güzeldi. Güzeldi tabii öbür resim de. Evet. İbo Show katıldınız. Ya, beraber de yaptığımız programda. Bizde de. Tabii buraya da geldi. Çok Twitter'da güzeldi. Yeni isim evet. X'de TT oldunuz. İşte. Hatta şöyle başlıklar atanlar oldu. Beda Akartürk nasıl 80 yaşında diye başlıklar atanlar oldu. Gerçekten evet. Öyle. Çok şükür Allah'a. Elhamdülillah.
Allah ömür versin. Nasıl Allah sağlık versin. Nasıl cesaret ettiniz peki? Efendim? Nasıl cesaret ettiniz bıçak altına yatmaya? Şimdi dediğim gibi aman dinç gözükeyim, güzel gözükeyim diye. Bir de doktorum çok iyiydi. Hayati. Akbaş. Hakikaten çok cesaret verdi bana. Merak etme. En iyi şekilde yapacağım. Merak etme. Korkularınız vardı yani. Elbette olmaz olur mu? Kim ameliyat? Ama o kadar başarılı bir ameliyat. Boyuna bir bakar mısınız? Hadi değil tabii. Yani benim boynum düşmüş. Vallahi boynunuz özellikle, çok güzel duruyor. Hani yüz şu falan bir şöyle biraz itebilir miyiz? Yüzünüzü, boynunuzu tam görelim. Hani evet, yüzle ilgili şey yapıp ama boyuna hayran kaldım. Pürüzsüz bir boynu var. Şu. Evet. Şöyle yönetmenimiz Yaşar'a da söyleyelim. Bediye Hanım'ı şöyle bir tek göstersin. Özellikle şu boyun kısmı müthiş bir işlem. Biraz da tabii genetik faktöründe etkisi var. O zamana kadar kendisine iyi bakmış bir kadın var. Evet. İyi bakan bir kadın şimdi da iyi bir doktora. Gerginde. Evet. Yalnız ameliyata girerken de türküler söylüyorsunuz. Evet, söylettiler. Keyfiniz yerinde. Söylettiler, ne yapayım? Hadi söyle diyorlar. Nereye gitsem söyle diyorlar zaten. Her yerde değil mi? Öyle her yerde, oluyor. Her yerde. Bediye Hanım, hiç arkadaşlarınız, ailenizden kişiler yapma Bediye bu yaştan sonra, niye yapıyorsun, niye risk alıyorsun gibi laflarla sizi ikna etmeye çalıştılar mı? Yok, yok. Cesaret mi verdiler? Şimdi ben gittim. Ha. Biliyorsun kızlar adamın ortağıdır. Kızım dedi ki ben de istiyorum. Onu da götürdük. Ondan sonra Allah'tan... ameliyat olması çok iyi bir şey. Kanının ağır olduğu çıktı meydana. Şimdi tedavi oluyor Allah'ın izniyle. O çıktı meydana bir de. Olmasa haberimiz olmayacaktı. Yine evet. Hayati Bey'in büyük düşüncesi. Peki ameliyat, narkozdan uyandınız. Neyi merak ettiniz? İnsan narkozdan uyanınca tekrar yeniden doğmuş gibi, hayata dönmüş gibi oluyor ya, garip bir şeydir. Ne hissettiniz? Öyle komadasın ki hiçbir şey göremiyorsun. Tabii. Tabii. Ama insan bir yandan da o sargılar açıldıktan sonra yüzüm nasıl diye herhalde bir ayna, bir şey falan buyurun, istedim. Buyurun, geçen yılki haliniz ve şimdiki haliniz yan yana getirdik. Müge'cim sorunu da unutma, aynayı ilk elinize aldığınızda. Evet, ona bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Siz şu kameraya doğru bakarsanız fark daha iyi anlaşılacaktır. Evet. Ya orada da çok güzelsiniz. Orada da çok iyisiniz. Erkut Hocam da size dahil edelim konuya. Neden oldun? Neden ameliyat oldun? Evet. Neden oldun? Bir de o sorularla karşılaştım. Ama ben 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını ama düşürdüm. Bediye Hanım, cildiniz Allah ömür burada verirse. Da çok güzelmiş. Efendim? Bu cildiniz burada da çok güzelmiş. Güzel, evet. Çok güzel. Geçen yıl da çok güzelmiş. Tam ama, iyileşmedi değil mi daha henüz? Evet. Daha 2-3 ayı var. 2-3 ay sonra öyle tam oturacak surat. Evet, tam oturmadı. Peki Müge'nin sorusunda kalmış. Aynayı aldınız elinize. İlk sargılar açıldı doktor yanınızda. Ne gördünüz ve ne hissettiniz? Şimdi bir kere rahat 20 gün bir şey göremedim. 20-30 gün. Hani bir aya yakın. Ondan sonra tuvalete falan gidip geldim de aynaya baktım. Çok değişmiş. İyi ki yaptırdım dediniz mi? Dedim. Hala da böyle bir şeyler daha yaptırırım diyor musun? Hayır. Bitti. Son tamam, nokta artık. Tamam. Şimdi Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Bu halimi keyfine. Allah muhafaza etsin. Ya kendim muhafaza edeyim Allah'ın izniyle. Tabii Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Tabii ki öyle. Tabii. Tamam artık ben yapacağımı yaptım. O kısım da oldu. Bitti. Ne güzel. Peki yorumları kırıcı oluyor mu? Yani hani... Ben de burada Gülşen'de katılmadığımızı söyledik o dönem haberinizi yaptığınızda. Ne gerek vardı bu yaştan sonra? Ama her yaş önemli. Bunu yazanlar da o yaşa gelecekler. Elbette. Belki daha fazlasını isteyecekler. Elbette. Değil mi? Elbette. Ben roketledim. Ne? Roketledim. Roketlediniz. Gaza bastınız yani. Depar attı yani derler. Aslında şöyle yaptınız. Başkaları gibi ufak tefek işlemler yaptırmadınız da. Yok yok. Müge'yle öyle diyoruz biz de. Direkt gerdirelim. Ben de en zamanı temize. Gelince dolgu molgu değil. Direkt en temizi gerdirmek. Direkt çalıştıracağım. Bir kere bayılırsın tamam. Evet. Onu yaptırayım, bunu yaptırayım. Yok.